Çalıştığın, içinde bulunduğun yani bu dolandırıcılık şebekesinin bu kadar yoğun, tabii sen 3-4 tane kız olduğundan bahsediyordun ama bu kadar yoğun bir şey olduğunu tahmin ediyor muydun? Yok, hayır. Tahmin Hayır mı etmiyorum. yoksa biliyor muydun? Yok, tahmin etmiyordum yani bu Ya birazdan kadar. konuşursak aslında senin, neyse birazdan onu açıklayacağım. Önce şu, o kadar çok açıklayacağım şey var ki bilgi belge. Hangisini ne zaman açıklayacağım? Sırası geldikçe söyleyeceğim sizlere. Şimdi ilimiz 34 oldu. 34 ile ulaştı. Ordu, Kayseri ve Yozgat eklendi. Ordu'dan gelen mağdurumuz da burada. Resmen kırmızıya bürünmeye başladı seçim sonucu gibi. Şimdi örgüt şu ana kadar kazandığını zannediyor. Bu bir seçim sonucu ve kazanan değil. Bunun sonucunda birileri cezaevine girecek. İnşallah. Seçimi kazanmıyorsunuz yani. Yıl anlamında kazanacaklar. Yıl anlamında kazanacaksınız. Yani birileri cezaevine girecek. Rakam da söyleyeyim. 3 milyon 909 bin lira rakam. 4 3, milyon. 4 milyona ulaştı. Yani, yani ki bazı mağdurlarda bize başvurmayan mağdurlar da var. Çekinenler var. Utananlar var. Ya utanıyorlar haklı olarak. Utananlar var. Korkanlar var. Keza tehdit de görüyorsunuz değil mi? Zaman siz de mesela tehdit edilenler var. Sivas bizi de tehdit ediyor demişlerdi mesela. Ama herkes bütün bu tehditlere rağmen konuşuyor. Konuştukları için de çok teşekkür ediyorum. Mağdurlara da gelip, o da bir cesarettir çünkü. Ve Melisa'ya çok teşekkür ediyorum. O konuştukça biz örgütün birçok katmanına ulaşmaya çalışıyoruz. Ama asıl tabii bunun başına ulaşmak lazım. Şimdi Melisa, rakam 3 milyon 909 bin lira. Ne dersin bu rakama? Çok fazla. Bu rakamdan ne kadarı senin cebinde? Hiçbir. Ne kadarı Emrah'ın cebinde? Yok yani. Ondan... Ama altınları götürüp ona vermişsin. Emirhan. Emirhan, özür dilerim. Emirhan'ın cebinde? Ya Emirhan araba aldı yani. Yani toplam ne kadar acaba Emirhan cebe indirdi, sen ona verdin biliyor musun? Toplam olarak bilmiyorum. Aşağı yukarı bir kaç yere gitmiştiniz onunla Emirhan'la? Eskişehir vardı, İzmir vardı. 2 Uşak 3 bir de o yaşlı adam 2 4 Balıkesir 4 5 Sır var ama oradan gelmedi yani o yüzden aldım. 4 yerde var. Ortalama 20 bin lira olsa ki daha fazla altınlar. Tabii. Yani 20, 30 bin 30 bin lira falan. 100 bin liraya yakın. Emirhan'ın cebine girdi paralar. Hiçbir şey sende yok. Sen ne yaptın peki o paraları Emirhan'a verdikten sonra, nasıl geçindi? Ben normal bir şekilde yani. Ben ne yedin, ne içtin? Dedi, normal diyor ya, çıldıracağım yani. Yani ne yedin, ne içtin? Canım bir şey istemedin, bir bakkala gitmedin mi Melisa? Yok, gitmedim. Nasıl yani geçin? Genetik olarak. Kim aldı sana? Yani yiyeceğin yemeği kim verdi sana? Ya o getiriyordu, ben yapıyordum yani. Telefon faturanı bile annenden peki, istiyorsun yani. Peki sana bir altın ya da küpe ya da bir şey, telefon, üstüne başına kıyafet ya da bunu harcadığı hiçbir şey verdi mi Emirhan? Yok, hayır. Nasıl geçindin peki Emirhan? Ama Emirhan'la yaşamaya devam ettin. Ya evet, ama yani devam ettik. Sonradan işte ben kendim seraya giderekten oradaki aldığım şeyle. Yani hem dolandırıcılık yaptın. O dolandırdığın paraları Emirhan'a verdin. Bir de üstüne üstü gidip çalıştın serada. Evet. O parayı ne yaptın peki? Normal bir kısmı benim cebime giriyordu. Bir kısmı da kendimde. Yine Emirhan oradaki parayı da senden alıyordu. Her türlü çalıştırmış. Emirhan'dan ayrıldıktan sonra da temizlik şirketi diyorsun. Evet. Var mı acaba seni tanıyan temizlik şirketinden, aa bu kız bizde geldi temizlik yaptı falan diyebilecek bir kişi bile var mı? Bir kişi bağlanırsa bağlanır yani. Sen yani çalıştığın yerleri biliyorsundur. Nerede çalışmış? Temizlik şirketi hangi ilde çalıştın? İstanbul diyor da. Yok, Ağrı'da çalıştın. Doğru, İstanbul'da. Iğdır'da çalıştın demedin mi bana da? Iğdır'da da çalıştım. Size İstanbul. Iğdır mı demiştin? Bana Iğdır demiştin. İstanbul. Çünkü yalan olunca hocam... Unutuyor, Iğdır, söylediğim...